Arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen sizlere çok kısa anlatıyorum. Bakın burada arkadaşlar Emir Kaya Roblox sunumunda alanlar arkadaşlar bir eşya var. Bakın bu eşya 199 Robux'a satın alırsanız size Roblox'tan arkadaş ekliyorum. Neden böyle bir şey yaptım derseniz maksimum biliyorsunuz Roblox'a 200 kişi eklenebiliyor. O yüzden hepinize ekleyemiyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım. İsterseniz alıp beni ekleyebilirsiniz Roblox'tan. Birkaç saat içerisinde sıkıntı çıkmazsa ekliyorum en geç. Grup panelinden kontrol edip bekliyorum arkadaşlar. Neyse daha fazla laf uzatmayayım. İyi seyirler. Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir. Bu videomda sizlere Brook yanına yeni gelen güncelleme inceleyeceğiz. Hemen video başlamadan videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videosuz videolarıma çok uğraşıyorum. Güncellemelere en hızlı bir şekilde sizlere yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden dediğim gibi videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız eminim karşılığını vermiş ve beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve artık anlatmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar sonunda Brook yerine güncelleme geldi. Hızlıca başlayacağım. Hemen arkadan bir güncellemelere bakayım ne var ne gelmiş. Hemen sırayla göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar Town Hall, yani şu kısım gelmiş sanırım. Oyuna yeni bir kısım eklenmiş. Galiba burası eklenmiş. Onun dışında haritada başka değişiklikler vesaire de var, onları da göstereceğim. Her şeyi bu videoda göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle bir kısım eklenmiş ve dolayısıyla arkadaşlar buradaki otomobil galerisi oyundan kaldırılmış. Galeri diyorum, neydi? Araba tamircisi oyundan kaldırılmış değil mi? Araba tamircisi buradaydı yanlış hatırlamıyorum değil mi arkadaşlar, karıştı. Aynen öyle, araba galerisi, araba tamircisi arkadaşlar oyundan kaldırılmış. Birazcık üzücü oldu ama neyse. Town Hall arkadaşlar, şehir şeysi. Hemen girelim içeriye bakalım. Çok havalı gözüküyor bu arada, aşırı güzel gözüküyor. İçeriye girdik şimdi. İçeriye girdiğimiz gibi hemen soldan başlayalım arkadaşlar. Burada sürücü lisansı kısmı var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada Student Driver Program, öğrenci sürücü programı diyor. Yeni sürücü lisansı vesaire diyor. Bakın buradan kart da alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi sürücü lisansı, bildiğiniz ehliyet eklenmiş arkadaşlar oyunda. Burada ehliyet var gördüğünüz üzere. Burada oyunda artık arkadaşlar müdür seçebiliyorsunuz. Örneğin oyunun böyle şeyleri var. Bir sürü kişi var oyunda diye düşünün. Buradan arkadaşlar tıklayarak, mesela benim karakterim oyunun müdürün değil de başkanını, cumhurbaşkanını, şehrin başkanını seçebiliyorsunuz. Böyle buradan da arkadaşlar oy verebiliyorsunuz. Böyle tatlı bir şey yapmışlar buraya. Küçük bir şey yapmışlar. Hani roleplay şey yapmışlar. Güzel olmuş. Burada da sürücü lisansı testi var. Çalışıyor mu? Deneyelim bakalım. Yok, çalışmıyor. Sadece görüntü arkadaşlar. Burada bu arada merdivenin altında hemen girişte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir havuz var. İlginç bir havuz. Buradan geçiriyorum arkadaşlar. Burada gizli bir yer var mı? Onu deniyorum şu anda. Yok gibi. Burada bir gizli bir havuz var. Burada ödeme kısım var. Burada ödemelerinizi şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte biletler, su, elektrik, işte doğalgaz falan filan, taksiler. Böyle odaya ödeyebiliyorsunuz. Bu binada arkadaşlar belediyenin, şehrin tüm şeyleri bu binada yönetiliyor kısaca. Burada şehir suyu ve gücü, elektriği var. Bakın burada büyük voltaj, büyük elektrik derecesi yani. Gördüğünüz gibi burada şalterler var arkadaşlar. Şehri şalterlerini açık kapatabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine elektrik aletleri var. Bunları çok oynuyorum da umarım bir şey olmaz arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi böyle bir kısım var burada. Çok da uzatmak istemiyorum dediğim gibi. Şuraya bir tekrar bakacağım. Tamam, burada bir şey yokmuş. Şimdi buradan hemen bu tarafa çıkalım. Paranormal. Burada arkadaşlar değişik bir şey yazıyor. Şu an bunu anlamadım. Çevirmeye uğraşmayacağım. Bu neymiş? Böyle burada bir şey var. Ne oluyor abi burada? Bir saniye, bu ne ya? Buhar gelmeye başladı arkadaşlar yüzüme. Değişik bir şeyler oluyor şu anda ve kapatamıyorum bunu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse. Burada bir aletimiz var arkadaşlar. Bu ne bilmiyorum. Bu ne abi? Ne bu? Paranormal olay bulma şeyi mi arkadaşlar? Anlamadım ne olduğunu gerçekten. Çok değişik şeyler var. Burayı ileride hani çözüp daha iyi bir şekilde anlatırım. Şu anda çok heyecanlıyım. O yüzden çok şey yapamıyorum. Sadece güncellemeleri göstereceğim. Burada FBI kısmı var. Burada Brookhaven Fugitives değişik şeyler var. Burada isimler falan var. Bakın buraya kendi şeylerimizi koyabiliyoruz. Aralan kısmını yapabiliyoruz. Burada diyor ki mesela 10. 13. binada bir hacker olabilir diyor. Hacker olma ihtimali olan birisi var diyor. Bakın burada hacker kısımları vesaire var. Kasan masa çok korkunç. Bakın burada Brookhaven'ın en çok aranan kişiler var. Bunlar Brookhaven'ın en çok aranan insanlarıymış. Brookhaven'ın en büyük suçlularıymış. Tiplere bakın zaten suçlulukları nasıl belli. Belki bunların da bir olayı vardır arkadaşlar. Sonradan öğreniriz bunları. Mesela burada bir sürü kod yazıyor arkadaşlar. Bu kodların bir anlamı olabilir. Her neyse. Bakın burada bir kasa var arkadaşlar. Şehrin kasası. Burada da buranın üstüne çıkabiliyoruz arkadaşlar. Burada küçük bir gizli yer var. Gördüğünüz gibi buraya girebiliyorsunuz. Onun dışında buradan yukarıya çıkalım arkadaşlar. Devam edelim bakalım başka neyimiz var. Burada gördüğünüz gibi ışıkları kapatıp açabiliyoruz. Sonra burada sol taraftan devam edelim şuradan. Courtroom. Burada konferans odası tarzı bir şey var arkadaşlar. Bakın burada birisi oturuyor. Böyle şeye de benziyor. Mahkemeye de benziyor burası. Böyle işte burada bir tane avukat var arkadaşlar. Bir şey anlatıyor falan filan. Burada da şeyler dinliyor. İnsanlar dinliyor. Burada bir dediğim gibi konferans odası gibi bir şey var. Witness Protection Program. Buraya girelim arkadaşlar. Burası neymiş? Aa, burada saç falan var. Bir saniye. Bu ne? Saç ekimi
yeri falan mı? Yani çoğu kelimenin anlamını bilmiyorum bu arada. İngilizcem o kadar iyi değil. O yüzden tam da anlatamıyorum sizlere ama bakın burada değişik böyle saçlar vesaire var. Saç kesim yeri gibi bir şey burası galiba. Witness Protection Program. Witness ne demekti hatırlamıyorum ya. Witness, şahit, tanık demekmiş. Ama bu saçlarla alakalı anlamadım her neyse. Burada da son olarak başkanın ofisi var arkadaşlar. Şehir başkanının ofisi. Brooklyn şehrinin başbakanın ofisi. Bakın böyle bir başkan logosu var. Bakın burada kendi fotoğrafınızı da koyabiliyorsunuz isterseniz. Bakın ya böyle yaparsınız ya da başkan logosu koyarsınız istediğiniz gibi. Böyle güzel bir şekilde oturup şehrinizi yönetebiliyorsunuz. Burası çok iyi olmuş gerçekten. Bu kısmı çok beğendim güncelmede. Burada da şehrin balkonu var. Buradan şehrinizi eğer başkansanız izleyebilirsiniz. Yani şöyle sabah yapalım bu arada. Ya bilmiyorum bu güncelme bayağı güzel olmuş. Beklediğimizde değildi. Bayağı da güncelme gelmiyordu. Onun dışında başkan eklenmiş. Hemen bakalım şu çantada arkadaşlar iki yeni alet. Bakın burada böyle bir alet eklenmiş. Bu eklenmiş başka. Başka. Bu eklendi arkadaşlar. Başka görebildiğim alet var mı yeni eklenen? Bu galiba yeni eklenmiş. Hiç görmemiştim. Bakın arkadaşlar böyle bir bilet eklenmiş. Bunu biletle arkadaşlar içeriye girerken mesela geliyorsunuz. Biletle geliyorsunuz buradan. İşte benim şurada randevum var falan diyorsunuz. Buradan içeriye giriyorsunuz. Olay bir şekilde. Burada zaten sürücü lisansı var. Buradan sürücü lisans dediğim gibi yapabiliyorsunuz. Bakın böyle sürücü lisansımız var. Bu aletin ne olduğunu hala anlamadım. Bilen varsa anlayan varsa yorumlara yazsın. Bu da sosisi zaten arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hemen bunları da silelim. Bu araba galerisinin, araba tamircisinin gitmesi birazcık kötü oldu. Yani acaba başka yerde mi? Ben mi yanlış hatırlamıyorum? Bilemedim şimdi. Neyse arkadaşlar bakalım başka ne varmış güncelmede. Sürücüler için arkadaşlar sürücü lisansı almak için özel bir araç getirilmiş sanırım. Onu da bakalım hemen. Aynen burada gördüğünüz gibi acemi sürücü aracı sürücü lisansı ehliyet almak için bu aracı kullanabilirsiniz. Bakalım buradaki yazıyı da değiştirebiliyoruz hatta. Mesela ne yapalım böyle? Ha arabanın arkasını değiştiriyormuş. Burayı da değiştiriyormuş anladım. Mesela buraya şey yazalım. Acemi sürücü yazalım. Evet gördüğünüz gibi böyle oldu. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildiğiniz böyle oyunda roleplay için. Mesela sürücü lisansı alıyorsunuz. Biri size araba sürmeyi öğretiyor rol olarak. Bu arabayı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu arabayı kullandırtıyorlar size. Bakın burada anteni falan da var. Bayağı da tatlı şirin bir arabaymış aslında arkadaşlar. Rengini falan da değiştirebiliyor muyuz? Aynen değiştirebiliyoruz. Bayağı güzel. Çok sevdim arkadaşlar. Çok şirin tatlı bir araba. Başka yeni bir aracımız var mı? Bir görünür de yok gibi arkadaşlar. Ben fazla göremedim. Onun dışında burada arkadaşlar bu kısımlara yeni bir şeyler eklenmiştir. Büyük ihtimal böyle yeni detaylar eklenmiştir. Burada arkadaşlar biliyorsunuz klasik yeni şapkalar, saçlar, gözlükler, eşyalar, kıyafetler vesaire eklenmiştir diye düşünüyorum klasik olarak. Onun dışında şu kısma bakmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki Party Planner yazıyor. Bu kısım değişmiş galiba. Buradaki sol kısım değişmiş arkadaşlar. Ona bakacağım. Önce buraya bakalım. Burası aynı. Burada bir problem yok değil mi? Aynen aynı burası ya. Ben mi? Bir farklı geldi aslında ama aynı herhalde arkadaşlar. Buradan çıkalım. Bakın buradaki başkan ofisi değişmiş. Artık burada başkan ofisi yok. Eskiden başkanın ofisi buradaydı hatırlarsanız. Burada artık avukat ofisi böyle hukuk yeri gibi bir şey var. Love Office var gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Başka bir ofis yapabilirsiniz. Bakın burada böyle çok konforlu bir kısım var. Sonra burada Party Planner. Yani parti planlama yeri mi bilmiyorum. Niye burası böyle pembe çok tatlı bir şey bilmiyorum ama burası çok güzelmiş gerçekten. Burayı çok sevdim. Burada arkadaşlar bu odaya eskiden başkanın odası olan bu kısmı arkadaşlar 3 tane ofis sığdırmışlar yani. Burada da modelleme ajansı mı diyeyim. Öyle bir şeyler var arkadaşlar. Bakın böyle bir kısım. Bu masa niye böyle yamuk duruyor onu anlamadım. İlginç bir şekilde masanın modeli çok değişikti. Yani modelleme şey tabii ki. Buradan da ne yapabiliyoruz? Bunların rengini değiştirebiliyormuşuz. Oha! Çok iyiymiş. Aşırı iyiymiş. Bakın mesela buradan. Peki bu taraflarda var mı? Buralarda var mı? Aa buralarda da var. Bakın buralardan da değiştirebiliriz. Oha bu çok iyiymiş. Mesela mavi yaptınız. İsterseniz böyle bunu değiştirebilirsiniz. Hani çok güzel olmuş ya. Çok iyi olmuş. Aşırı iyi olmuş arkadaşlar. Çok sevdim. İstediğiniz gibi yapıp ofisi istediğiniz şeyin ofisi yapabilirsiniz. Örneğin ne ofisi yapabilirsiniz? Mesela direktif ofisi yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte rengini ayarlarsınız istediğiniz gibi. Mesela buradan şu renk yaparsınız arkadaşlar. Direktif ofisi yaparsınız ya da buradan böyle bu renk yaparsınız. Direktif ofis yaparsınız. İstediğiniz gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu kısmı çok sevdim. Bugün camdaki favorim olabilir. Üstü de açık bu arada gördüğünüz gibi. Bayağı güzel gözüküyor. Açık mı yoksa cam mı var? Evet cam var galiba. Deneyelim arkadaşlar. Evet cam var gördüğünüz üzere burada. Ama güzel duruyor gerçekten cam olması da. Onun dışında oyuna arkadaşlar performans güncellemeleri gelmiş. Yani oyun artık daha az kasacak. Bunu belki hissedersiniz belki hissetmezsiniz bilmiyorum. Eski cihazlar için özellikle arkadaşlar performans iyileştirmeleri gelmiş ve araba galerisi buradaymış arkadaşlar. Yerini değiştirmişler. Tamam silinmemiş ya. Ben de panikledim ya. Bakın araba galerimiz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada aynı her zaman gibi duruyor. Güzel güzel bir değişiklik de yok sanırım burada yani. Aynı şekilde yerini değiştirmişler sadece. Güzel olmuş ya. Böyle hani benzinlik araba şeyi, araba tamircisi ve buradaki yolun, tünelin falan böyle aynı yerde olması güzel olmuş. Bir planlanmış hani hoşuma gitti. Peki arkadaşlar yeni eklenen bir evimiz var mı? Son olarak da ona bakmak istiyorum ve videoyu sonlandırmak istiyorum artık. Bayağı bir konuştum ve yeni eklenen bir evimiz yok arkadaşlar.
bugün camide maalesef. Hemen şöyle şu kısmı silmek istiyorum. Bir de apartmanlara bakacağım. Biraz da haritaya bakacağım arkadaşlar. Sonra videoyu sonlandıralım. Bakın buralar dediğim gibi cam. Bu arada bakın giremiyorum. Şöyle hemen çıkalım arkadaşlar. Bakalım yeni bir apartmanımız var mı? O da yok arkadaşlar. Pekala. Şöyle bir uzaktan baktığımızda Brooklyn'de farklı bir böyle yani gözümüze farklı gelen bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor. Buralar vesaire aynı gibi duruyor arkadaşlar. Yani aslında büyük bir güncelleme. Böyle inanılmaz büyük değil ama uzun süre sonra böyle bir güncelleme görmek üzere oldu bence. Her neyse bu video bu kadar arkadaşlar. O zaman daha fazla böyle olduğu için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşça kalın.